Artık Fatma Hanım buna da gelmezse daha da gelmez. Fatma koş. Ay ya, yorganıyla gelmiş. Evet, yorganını. Neredesin? Fatma, bu aralar sanki oversize takılıyor ha? Hayırdır? Geldim, yetiştim en sonunda. Yetiştim. Neredesin? Neredeyim? Nasıl başardın yine? Şimdi içeride önemli işlerim vardı. Bu niye? Sen dışarı çıktın, hava almaya çıkmışsın. En son öyle görülmüşsün. Hava almışım. Hava almışım. En son hava almışım ben. Ama... Sır, arkasında bir şey mi yazıyor? Şöyle durayım ben. Şöyle. Şöyle durayım. Beni rahat bırak Apo. Yazık artık. Bakalım öyle bir aydınlanma oldu mu Apo? Bir şey söyleyeceğim. Bir oldu mu bir aydın? İki dakika önce kapının orada dedim ki abla beni seviyor musun? 500 kere yalvarırsan artık dedi sus gene bana. Diye, bak sussun diye artık seviyorum da demedim. Eh biraz hayır, dedim. 500 hayır. Kere yalvar. Dedi ki bazen tamam. Seviyorum bazen sevmiyorum çok konuşunca dedi bana. Tamam böyle kalacağım. Fatma abla kız beni seviyor musun? Fatma abla biz seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biz seni sinirlendirmek istemiyoruz biliyorsun değil mi? Biliyor, ama o sinirlendiriyor beni. Senin o güzel kalp cihazının ritmini bozmak istemiyoruz evet, biliyorsun bozuyor, değil mi? Bozuyor işte. Fatma abla ya. Hiç mi sevmiyorsun beni? Ay neyini seveyim Apo? Neyini seveyim? Ha? Benim gibi bir çocuk sevilmez mi? Çocuğa benzer bir tarafın var mı? Senin nasıl ortaya çıktı Fatma? Bu kalp ritmindeki düzensizlik ya. Ne zaman ortaya çıktı? Bu bende 7 sene önce çıktı ortaya. Nasıl oldu? Bir anda... Ya bu şey... ben çok büyük bir üzüntü yaşadım. Ne oldu? Bu kalbimde ritim bozukluğu çıktı. Ne üzüntü yaşadın o kadar? Onu açıklamasam. Tabii. Yani hani kaldıramayacağım kadar çok değer verdiğim çok... Yani beklemediğim bir kişi bana onu yaşattı. Senin zaten ben, canını sıkmışlar. Gerçekten eskiden o kadar böyle kavgadan kaçan, hiç kimseye laf söyleyemeyen, çok saf ve masum bir insandım. Hala masumsun? Yok şey. Artık hemen bana birisi bir şey söyledi mi onu 2 kere yerin dibine sokmadan bırakmam. Demek yok, ki gerçekten çok acı bir şey yaşadın. Çok acı bir şey yaşadım. Şimdi mesela... Birine laf söyleyemediğim zaman eve gidiyorum, şişiyorum, mutsuz oluyorum. Ama laf söylediğimi unutuyorum, bitiyor. Oh ben ne rahat. Güzel değil İlla mi? İlla bunu öğrenebilmek için de bu kadar acı tecrübeler mi yaşamamız öyle gerekiyor? Öyle oluyor. Maalesef ki çok büyük bir acı tecrübe. Yürüyemedim ne peki? Efendim? Yürüyemedim dedi. Ben 3 gün yürümedim. Ya yürüyemiyorum, basamıyordum. Psikolojik mi? Tabii ki. Yani o artık sen gidiyorsun. Yani hani... Kasların tutmuyor. Kasarım tutmuyor. Bu var yani hani bu... Ne yaşadın bu kadar? Yani şey oluyorsun ya böyle hani sanki senden birisi... Senden bir can çıkıyor. Gidiyor öyle oluyor. Nasıl güçlendin? Nasıl güçlendim? Yani artık... Yıkılabilirdin çünkü. Artık elin ayağın tutmayacak hale gelmişsin tabii üzüntüden. Tabii ki yıkılabilirdim. Baktım ki... Benim yıkılmam için çok sırada böyle şeyle bekleyenler var. Dedim bu böyle olmayacak. Sen ayağa kalk. İnsanların hiçbir zaman sevinmesine izin vermem. Sevinmeyecek. Senin acınla sevinmeyecek. Tabii abi. Ki benim acımla onu sevinmeyecek. Söyle. Evet benim acımla. Yani şimdi bir başkasının üzüntüsüyle beslenen o kadar çok insan var ki... inanın insanlar bununla besleniyor biliyor musunuz? Ben başarıyı da gördüm, dibi de gördüm. Birisi bana kötü bir şey söylediği zaman ben hırslanırım. Onu asla bırakmam. Sen bana 10 kere yapamıyorsun kötü de. Seni duymam bile ben daha çok ileri gitmek için yukarı. Yani beni öyle aşağı çekmek kolay değil. Helal olsun. Bu herhalde 50 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Zaten yemiş Apo, yemişsin biraz. Ha bu arada... Mizahtan da alıyorsun sen kuvvetini kabul et. O benim en olmazsa olmazım. Yani bu arada Apo çok televizyonda zayıf görünüyor. Ben kilolu görünüyorum. Bundan çok şikayetçiyim ben. Hiç öyle değil. Apo da şişman görünüyor. Hayır böyle incecik yapıyorlar. Televizyon 7 kilo fazla 7 yaş büyük gösteriyor aklında bulunsun.
Yani Fatma abla, şimdi sen 43 yaşında olduğuna göre 7 daha koy. Senin zeka yaşın kaç tapo? Üç buçuk. Bir de Apo kitap okumuyor. O konuda da hiç anlaşamıyoruz. Apo'nun acil kitap okuması lazım. Ben sana kitap okuyacağım. Çünkü iletişim sadece kötüsün kötüsünle olmuyor. Böyle bir iletişim şekli yok. Ne yaptın? Yine geldi. Bak yiyecekle geziyor elinde. O ne? Ne yiyeceği ya? O ne? Sus şuradan az bir şey alalım. Gel. Bak gel buraya. Ne yiyeceksin onu? Gel ya, ne yiyeceğim? Fatma şey Apo bak kadının arkasında ne yazıyor? Okey. Üstüme başımı... Ya biz var ya... Kendin gibi çamur bulmuşsun işte. Bana bak. Ne yaptın? Fatma abla. Ne yaptın? Ha. Ne o? Kına toprak, mı? Toprak tonanı bak yaşamışasın. Fatma abla bilmiyordur. Ben ona şimdi burada güzel bir çamur mixi yapacağım. Şş, bana bak. Bana bak. Sen kendin çamursun zaten. Yapmana gerek yok. Bak şimdi abla. Bak ben bunu sana hazırlıyorum buraya. Tamam mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Fırçanı bir kere batırırsan kontür, şey bronzer rengi. İki kere batırırsan gölge rengi yaratırsın. Kendin gibi boş işler yapıyorsun ya. Bak al bir tır. Bence suratına sür onu sen. Bak tamam görüyor mı? Musun? Bak görüyor musun tonunu? Tonunu gördün mü? Şş, Fatma abla. Ya bir bakar mısın ya? Hayır ama bak. Yapamıyorsun sonra hep jüriden düşük puan alıyorsun. Sana iyilik yapıyorum burada. Hala bana nankörlük yapıyorsun. Bak senin için geldim ne yaptım? Uygulamalı. Gel elinde kalmasın. Gel. Gel bak Fatma abla. Bak görüyor musun? Şş, bizi izler misin? Bak. Bak şunu şöyle yaptın tamam mı? Temiz temiz parmağınla dağıttığın zaman bak bronzer etkisi yaratır. Şş, buraya bak Fatma abla. Ben seni bir dener misin? Rica ediyorum. Döner mi? Makyajını yapıyorum. Biz sana burada vakit kaybettiriyoruz şu an. Benim için önemli değil. Fatma ablaya Fatma bakın. Senin tarafındayım. Apo'ya vakit bak, kaybettiriyorum. Sen devam et. Bak tam bir toprak rengi makyaj oldu. Bak yüzüne süreceğim. Sakın üstüme bakar sürme. Bakar mısın? Fatma abla bir bakar mısın? Oldu mu Apo'nun toprak tonlarında yaptığımı? Nasıl? Suratına sürse daha iyi olur bence. Valla. Suratına sürer. Sürer misin Fatma abla için? Sür savaş boyaları da. Suratına sür bence. Vallahi sürdü. Bak senin için. Senin için sürdü. Bak suratın küçüldü. Bak suratın küçüldü. Kontür oldu. Böyle suratın küçüldü. Kontür oldu. Böyle çık sen hep. Çıkarım senin için ne olacak? Sen beni sevmiyorsun, ben seni seviyorum. Çamura batmışsın her dizine kadar. Şurayı temizle, nereye gidiyorsun? Temizle orayı bana. Ya bura ne olacak? Çamur banyosu yaptım. Apo daha başlamamış durumda. Evet. Apo çenesinde makyaja başlayamadı. Yapamayacaksın kız gene. Ya bende nasıl bir şans varmış ki ben bu adamla yarışıyorum? zor insanları severim. Zorları da başarmak güzel bir şeydir. Zor olduğumu kabul ediyorsun yani. Çünkü çenenle uğraşmak zor. Yoksa başka bir şey değil. Fatma abla, beni seviyorsun. Niye inkar ediyorsun sürekli?